Emre Mor konusunda girişimleri var Zeki Özgür Durukan evet. Fenerbahçe'nin. Ee, ama şöyle bir durumda söz konusu. Emre Mor'un geçmiş kariyerindeki performansına, hem Galatasaray'da hem Avrupa'daki evet. performansına Emre Mor'a güvenerek sezona başlayamıyorsunuz. Çok çok iyi bir performansla alabilirsiniz, çok çok kötü bir performansla alabilirsiniz. Yani kara gümlükteki geçirdiği sezona bakarsak o... yani. Disiplinsiz görüntüsünden çok uzaklaşmış, öyle söyleyeyim. Hani Galatasaray'daki görüntüsü çok farklıydı. Ee, kara Gümrük'te bir çizgi tutturdu. Yani oyuncuya şunu söylemişler, o kafasına yatmış. Sen çok yeteneklisin, çok klas bir oyuncusun ama futbola çok odaklanamıyorsun. Sağ dışına daha fazla odaklanıyorsun. Sağ içine odaklandığında neler yapacağını biliyoruz diyerek onu terapi etmişler. Karagümrük'te öyle bir sezon geçirdi. Şimdi evet, e, Karagümrük bonservisiyle almış Süleyman Başkan'ı burada ağırladığımızda anlatmıştı zaten. Yani onu kiralık olarak almadım. Bonservisiyle eee transfer ettim diye Selta Öyle bir e, görüntü kiralık görüntüsü görünüyordu ama biz onu bonservisiyle aldık dedi. Zaten Futbol Federasyonu'na da e, evrakları göndermişler. Sözleşmesinde de eee 5,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi varmış. Yani Fenerbahçe istiyor, evet. Fenerbahçe çok ciddi anlamda istiyor. Trabzonspor da e, yani bir ara bakmış, ilgilenmiş yani alalım mı, almayalım mı Süleyman Başkanla bir görüşme yapmışlar ama işin içinde ne kadarlar bilmiyorum ama e, Fenerbahçe ciddi anlamda Emre Mor'u istiyor. E, yani bir bakarsın olur çünkü Süleyman Başkanın söylediği burada da söylemiştik Emre Mor sorusuna verdiği cevap şuydu. E, tutmak isteriz ama e, keşke tutabilsek yani tutmaya çalışacağız e, Mor'u kadromuzda tutmaya çalışacağız dedi o zaman da teklifler olduğunu söylemişti ama e, isim e, zikretmemişti e, yurt dışından da teklifler var e, ama Türkiye'den e, Fenerbahçe'nin ciddi e, ilgisi var e, oyuncuya sadece bon ücreti değil e, iki, bir ya da iki oyuncu artı e, para yoluyla bu transferi bitirmek istiyorlar birkaç gün içinde bu transferin ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, ben bir önce şunu şunu söyleyeyim. Yani bazı izleyicilerimiz e, yorumlar yazıyorlar e, ve sonra da diyorlar ki ya okumadınız hiç diyorlar. Hı. Son fotoğrafın altına yazsınlar ki <laughs> ben göreyim yani göremiyorum. Ve bu arada e, şöyle bir Gizem Hanfendi, Gizem Ünlü Hanfendi Beşiktaşlı herhalde. Birkaç tane şey söyleyeceğim. Ee, yine büyük bir yalanla yayına başladınız neymiş <laughs> Abdülkerim Galatasaray'lıymış ben böyle bir şey söyledim mi ben... de... Yani biz ihtimallere olasılıkları değerlendirdik. Biz Böyle bir şey söyledim. Yani ben, yani söyledim. Yani ben Abdülkerim Galatasaraylı diye bir şey söyledim mi ben? Hayır. Yani ben konuştum. Ben e, Böyle söyledim. arada bir konuşma var işte bir şey var onunla ilgili evet. yorum yapamayacağım dedim Gizem Hanımefendi lütfen e, biraz daha dikkatli evet, izlerseniz gizem Hanım, dinlersen. ben dedim ki <laughs> evet. oyuncu acaba ya da Galatasaraylı da mı diyor, dedi? Ben ya da kamp, öyle Okan Buru'a şey. e, teklifini reddedememiştir. Hatta Araların hazırlayalım onu biraz daha reklama getirip konuşmuş yani bir arkadaşlık olabilir dedik. <laughs> Selem abi Arda Amili takıma çağrıldı. E, sakat olduğu için gitmedi dedi. Tamamdır. Eee Abdülkerim Bardakçı'nın hangi takımı tuttuğunu biliyorsun ama e, bu, bu kimmiş? <laughs> gü 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 yani Güner diye birisi ama söylemiyorsun diyor. O e, bütün ailesinden bir bir dakika o mu söylemiş. Yok, o söylememiş. Ee, zar, bir de transfer haberi var, Zargöllögüs'ten gelmiş bir transfer haberi. Balotelli, e, Isco, Axel Witsel, Adana Demirspor'daki Vargas, Kayserispor'dan Onur Bulut, Galatasaraya çok yakın demiş. Transfer müthiş, listesini vermiş. <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir transfer listesi var. Ondan sonra e, böyle işte e, Beşiktaşlı olduğunu falan söyleyenler var. Son e, yani son fotoğrafın altına yazarlarsa. Söyleyelim. Şimdi Emre Mor'a döneyim. Yani sistem sitem ediyorlar. Geçen gün <laughs> kusura bak benzinciye girdim. Benzin alacağım. Arkadaş diyor ki abi diyor atıyorum atıyorum hiçbir tanesini okumuyorsun diyor. Dedim evet. bir sorayım bakalım gece görüyorum ben evet. onları. Yani evet. tek, tekrar fotoğrafın altına atarlarsa görürüz. Ben Emre Mor'la ilgili şunu söylemiştim. E, o da e, saf bir yetenek. Hatırlar mısınız? Havuz başında bir taht kurmuş evet, evet, oturmuştu. Ben. oturmuştu. Ben de o gün şu cümleyi söylemiştim. Bak şurada notumda. Havuz başına taht kuracağına taraftarın gönlüne taht kur, o zaman büyüyeceksin demiştim. Evet. Şimdi Karagümrük'te Karagümrük'te bu olayı gerçekleştirmeye başladı. Yani kafasını futbola vermeye başladı. Evet. Yani havuz başına taht kurmak nedir? Arkasına işte Emre Mor falan geldi. ya. işte bu. Bu oyuncunun mental olarak başka bir dünyada olduğunu gösteriyordu bize. Bu sene e, Karagümrük'teki performansı sırasında hiç böyle bir şey gördük mü yani buna benzer bir şey? Hayır. Belki diyebilirsiniz ki gözden uzak ama orada da gözden uzaktı. Demek ki oyuncu artık kafasını e, futbola doğru yönlendirmeye başlamış. Bu bizim için büyük bir e, kazanım. Çünkü Emre Mor milli takıma gidecek bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu, özel bir yetenek. Yani Dünya futbolunda kolay adam eksilten oyuncular çok az bulunuyor ve çok kolay adam eksiltiyor. Yani bir e, çünkü şöyle bir şey. Adam eksiltmek demek rakibi hep sayısal olarak rakibin önüne geçmek demek. Bu açıdan çok önemli bir avantajı var. Hani Emre Mor Trabzon'a mı gider, Fenerbahçe'ye mi gider? Yani gider mi, kalır mı bilmiyorum ama bu sezon nerede olursa olsun, Karagümrük'te de olsa bir Emre Mor performansı izleyeceğiz. Yani güzel bir Emre Mor performansı izleyeceğiz. Yani Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve hani Fenerbahçe'ye gidecekse o yarışın içerisine girecekse o yarışın içerisinde de bence Rossi'nin önündedir. Yani sol Hı. kenarda oynayacaksa Çey'in de sağ kenarda oynayacaksa bence şu anda yani şöyle söyleyeyim hani isim söylemeyeyim de yanlış olmasın önde yani formayı oynar alır. yani formayı oynar, alır oynar oynar Bir de şöyle bir durum da var izleyicilerimizin yani işte, bazıları Emre Mor'u biz o kadar e, küçük yaşta konuşmaya başladık ki mantık olarak 17 yaşındayken e, Emre Mor sanki böyle yaşı ilerlemiş gibi algılanıyor henüz 24 yaşında evet. öyle bir durum da var yani sadece biz Emre Mor'u çok uzun bir süredir konuşuyoruz e, futbol Tabii. piyasasına erken girdiği için öyle. E, böyle oluyor şimdi Arda Güler ya yani şimdi bakalım Arda Güler aradan 7-8 sene geçecek. 24, Hala oynuyor yani. falan evet. diyeceğiz ya. 10-25 yaşında olacak. Evet. <laughs> Onun için inşallah Allah sakatlık, kaza, bela vermesin hiçbir şekilde. çünkü bizim bu tür Emirhan İlkan'a da ihtiyacımız var. Arda Güler'e de, Muhammed Gümüşkaya'ya da yani bak işte Rıdvan Yılmaz çıktı. bizim için bir kazanım oldu. Ersin çıktı, kazanım oldu. Yani Türk futbolu aslında hani Yayının başında söyledi ya bir havuz. Havuz olarak baktığında iyi bir havuzu var Türk futbolunun. Yani onu söyleyelim. Biz e, yani ha, hamur var, e, maya var, ekmeği güzel pişiremiyoruz. Sorunumuz ya. orada. Yani oraya girmek istemiyorum tekrar milli takım konusuna girmeyelim ama var yani. Var. Yani e, ilk bölümde söylemiştim. Merih Atalanta'ya, Atalanta, ya, Atalanta te, yani almak istedi aldı. Çağlar... Barcelona'nın, Real Madrid'in gündemine geldi. Ozan, Kaan vermiyor ya, işte adam vermiyor. ya vermiyor. Yani şimdi bu oyuncular var sende bunlar ve sen hani Hakan Çalhanoğlu saymıyorum onları. Cengiz Ünder, Marsilya'da yani kadroya bak. Hani ben rakibi olsam derim ki kardeşim bu ne ya? Kimle mücadele ediyorum Tabii. dersin? Kerem yani, Aktürkoğlu da onlar arasında katılacak yani Kerem, gibi yani o kervana katılır. Kerem de gidecek de. Evet. Yani şimdi biz o Çok içeride domestik olduğu hı hı, aynen. için şey söylemiyorum Bu arada yani. Emre Mor'la ilgili e, Tuhel'in bazı açıklamaları var. E, 2016 yılında 9.75 milyon euroya eee North Jelland'dan hı. Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra şu cümleleri sarf etmiş. Emre Mor tartışılmasız özel bir yetenek ama profesyonelliği profesyonelliğe alışkınmış. Hı. Hı. Profesyonel hı. olması gerekiyor. Forma şansı beklemeye alışkın değil. Bu yüzden zorluk yaşıyor. Sabırlı bir oyuncu değil. Bunun üstesinden üstünden birlikte gelmemiz gerekiyor. Performans dalgalanması yaşamasının sebebi profesyonel olarak düşünememesi. Ne kadar güzel. Bu da çok ciddi yapmış. bir zaman almış bu arada Emre Muralım. Orada öyle öyle. Bir tek yani tek bu cümleleri direktör. Tuhel 6 evet. yıl önce kurmuş bu arada Müthiş Emre Profesyonel. Şimdi Şimdi onu söyledim ben de. Şimdi daha profesyonel evet. bir görüntü sergiliyor. Ya Doğru. umuyorum bu değişim süreci gittiği yerde de artık nereye giderse yani Fenerbahçe'ye mi gider bilemiyorum. Gittiği yerde de aynı şekilde devam eder. Çünkü hani ben şöyle bakıyorum, bizim milli takımımız için de çok faydalı bir oyuncu. Yani öyle bakıyorum evet. ben. Yani ister sağda oynasın, ister solda oynasın, her zaman milli takım içinde faydalı bir oyuncu. Ki alınabilirdi, alınmalıydı. Yani o tartışma ya yani ben şimdi oralara girmek istemiyorum çünkü Yok, ben orada genel araya bir yorum orada, olarak Orada çok onu. söyleyecek şeyim var evet. da yani söylüyorum sonra diyorlar ki işte ya şöyle söylüyorsun böyle. Ya ben ben bu milli takım e, seçimleri beni tatmin etmiyor. Ben de tatmin Hı -hı. etmiyor tatmin. Aynen. Yani sen şimdi bırak her şeyi bir kenara büyük küçük diye söylemeyeceğim. Yani hani dört büyükler falan filan değil. ya şu takımda Sivas Spor Ziraat Türkiye Kupası kazanmış evet. bir tane oyuncusu yok ya olur mu böyle şey ya? Bu arada Fenerbahçe kamp programı ile ilgili açıklamada bulunmuş. 1-7 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacakmış Fenerbahçe. Zaten yurt dışına gitme isteğinden bahsetmiştik daha fazla hazırlık maçı yapabilmek adına.